Şimdi adamın bir tanesinin 3 tane oğlu var hacı abi. Adam vefat ediyor. 3 tane oğluna 17 tane deveyi miras bırakıyor. Kaç oğlu var? 3 oğlan. Kaç deve var hacı abi? 17 deve var. Diyor ki birinci oğlum 17 devenin yarısını alsın. Abi isim neydi? Efendim? Mehmet abi 17 devenin yarısı kaç ediyor? Bölünmüyor. Diyor ki ikinci oğlum da 3'te 1'ini alsın 17 devenin. 3'te 1'i de yok. Diyor ki üçüncü oğlum da 17 devenin 9'da 1'ini alsın diyor. Oho Mehmet abi bu nasıl baba? Böyle miras mı olur? İşler karıştı. Bakıyor oğullar kavga edecekler. Sabri abi işi içinden çıkamıyorlar, birbirine girecekler. Ya diyorlar şu bizim babanın gittiği çok muhterem bir zat vardı. Gidelim de bir fikir alalım diyorlar. Ya biz bu 17 deveyi 3 kardeş nasıl bölüşeceğiz? Birbirimizi bölüşeceğiz yoksa. Gidiyorlar adamın yanına. Diyorlar işte ya hoca efendi böyle 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 bizim vefat etti. Bize de miras 17 tane deve bıraktı. Yarıya bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 9'a bölünmüyor. Biz bunu nasıl yapacağız diyor. Hoca efendi de demiş ya sizin babanız çok muhterem bir zattı. Babanızın bana çok iyiliği oldu demiş Ahmet abi. Bir deve de benden size hediye demiş. Kaç deve etti? 18 deve. Demiş ki o bir hediye deveden sonra büyük oğlana kaçını verecekti? Yarısını. 18'in yarısı ne yapıyor hacı abi? 9 deve. İkinci oğlana ne veriyordu? 18 devenin 3'te 1'ini veriyordu. 18 devenin 3'te 1'i ne yapıyor? 6 tane deve. Üçüncü oğlana 18 devenin 9'da 1'ini verecek. 9'da 1'i ne yapıyor? 2. Şimdi diyor hoca efendi toplayın. 9 topla 6. 15. 15 ile 2'yi topla 17. Diyor şimdi verin benim o bir tane devemi. O bir tane deveyi çok amacına uygun kullanmış, değil mi? Biz bir şeyi amacına uygun kullanmaya ne diyeceğiz Mehmet abi bugün biliyor musun? Aha burada ipucu da var. İktisat diyeceğiz. Şimdi tabii iktisat kelimesi bizim değirmende amacına uygun kullanma değil de. Ne derler mesela? Bu adam çok tasarrufludur. Ne demek tasarruflu adam? Kime diyorlar? Az yiyen, az içen, az kullanana ne diyorlar vatan abi? Tasarruflu adam diyorlar ama tasarrufun kelime manası bu demek değil. Gene bizim değirmene girince biz onun anlamını iyice bir değiştirmişiz. Tasarruflu kişi yani mutasarrıf kişi aslında sarf eden demektir. Yani bir şeyi sarf edene biz tasarruflu dememiz lazımken kime tasarruflu diyoruz? Az yiyen, az içen, kırk kanaat geçinene tasarruflu diyoruz. İktisadın tanımı az yiyen, az içen, az konuşan demek değildir. Bir şeyi amacına uygun kullanmaya iktisat diyeceğiz. Ömer, hoş geldin. İktisat ne babacığım? Bir tekrarlar mısın? Bir şeyi amacına uygun kullanmak. Peki, senin elinde iktisat edebileceğin en kıymetli neyin var? Bir söyle bakalım. Param var, değil mi? Yani bizim biraz akıl kalp hep para da olunca iktisat paraya gidiyor değil mi? Şimdi Mehmet abi nerelisin? Afyonlusun. Geçen sizin memleketteydik. Çok güzel memleketiniz. Havası sert, insanı mert diyorlar Afyon için. Bütün memleketler öyle değil mi? Senin gönlün geniş Mehmet abi. Allah razı olsun. Senin hayatında iktisat etmek için. İktisat ne demekti Mehmet abi hatırlıyor musun? Amacına uygun kullanmak. Senin iktisat ettiğin değerli kıymetli bir şeyin var mı Mehmet abi? Edemediğim bir şey var. Gençliğim. Gençliğin. O elden gitmiş Mehmet abi. Üzülerek söylüyorum. Keşke olsa benimkisinin yarısını versin. Sağlık. Sağlık, gençlik. Onları iktisatlı kullansam çok iyi olurdu diyorsun. Doğru mu? Eyvallah. Yanınızdaki genç beyefendiye verebilir misiniz Mehmet abi? Hüseyin abi hoş gelmişsin. Sen Mehmet abiye göre daha mı gençsin? Nasıl oluyor durum? Öyle mi görünüyor? Yani buradan o ikinci çocuk var ya üçte birini alan gibi duruyorsun abi. Demeyin. Maşallah. Maşallah. Hüseyin abi var mı hayatında? Önce iktisat ne demekti abi? Amacına uygun kullanmak değil mi abi? Kıymet deyince biz böyle saklama diye algılıyoruz. Öyle değil. Amacına uygun sarf etmek asıl iktisadın gerçek manası oluyor. Senin hayatında en kıymetli gördüğün neyin var abi? Kıymetli gördüğüm yani o kadar çok şey var ki yani ailenden tut da Evet. çevrendeki sahip olduğun iyi şeyler, En güzeller şey. merkeze bir şey alsan tek bir şey. Çocuklarımız olabilir mesela. Çocukların olabilir. Ama ben istediğim cevabı henüz alamıyorum Hüseyin abi. Var mı denemek isteyen? Zaman olabilir mi? Hayat. Zaman... Aa Mehmet, odada dersi yaparken beni mi dinledin? Niye hayat dedin? Bir söyle. Şimdi hayat her şeyi kapsıyor. Çok güzel. Yani doğumumuzdan batımıza kadar Allah bize verdiği bu süreyi en güzel şekilde değerlendirmek için. Çok güzel. Yani Allah'ın en büyük ismi Hay. Senin yeni bebeğin oldu değil mi? Evet abi. Kaç aylık? 2 aylık oldu. 2 aylık. O bebeğe oda yaptın mı? Yapmadım. Şimdi biz bebek doğunca ya da doğmadan önce bebeğin odasına yatak alınıyor. Ne için? Bebek için. Doğru mudur? İşte atıyorum bebeğin perdesi alınıyor. Merkezde kim var? Bebek var. Ya bebeğin bezi alınıyor. Kim için? Bebek için. Odanın işte ışığı alınıyor. Kim için? Bebek için. Yani bebek etrafındaki bütün alınan eşyaları kendinde temerküz etmiş oluyor. Doğru mu? Hayat aynı böyledir işte Mehmet abi. Yani benim gözüm olsa, hayatım olmasa hiçbir anlamı yok. Ama hayatım olsa, gözüm olmasa ben yaşayabilirim. Hüseyin abi, ifade edebildim mi? Çocuğun olmasa, hayatın olsa devam edebilirsin. Ama hayatın olmasa, çocuğun olsa sen devam edemezsin. Üstad Hazretleri diyor ki iktisat nimete şükür ve hürmettir diyor. Demek ki biz bir şeyi amacına uygun kullansak ne oluyor? Kullandığımız nimet için bir nevi
hürmet etmiş oluyoruz. Ama bizler maalesef, üzülerek söylüyorum, zihnimize para pulda olduğundan dolayı hayat gibi bir şeyin bizde temerküz ettiğinin farkında değiliz. Ve bozuk para gibi harcadığımız en ucuz şey bizde hayat oluyor. Yani biz hayatımızı iktisat edemiyoruz. Yani Murat Baba, biz hayatımızı amacına uygun kullanamıyoruz. Cenab-ı Allah'a baktığımda, ben şu kainatı temaşa ettiğimde görüyorum ki mesela 400 milyar Samanyolu galaksinde yıldız var. Doğru mu abi? Peki o yıldızla bir şeyler yapabileniniz var mı? Mesela ticaret yapan. Eminim gidebilsek müteahhitler ev yapardı oraya hemen. Yıldızlarla bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? Temaşa ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü idrak edebiliyoruz. Peki 400 milyar yıldız sizce israf mıdır? Haşa değildir. Allah'ın kudretini gösterdiğinden aksine iktisat edilmiştir. Yani amacına uygun kullanılmıştır. Bu odanın büyüklüğü 200 metrekare diyelim. Lambalar odadan daha küçüktür. Ama Cenab-ı Allah lamba olarak dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneşi koymuş. İsraf mı etmiştir? Haşa. Allah azze ve celle iktisat etmiştir. Yani güneşi amacına uygun kullanmıştır. Şimdi biz bu iktisat kelimesinin bir anlamını tekrarlayalım. Neydi iktisat? Bir şeyi amacına uygun kullanmak. Bunun bir de zıttı diyebileceğimiz bir kelime daha var. Nedir o da? İsraf. İsraf için ne diyeceğiz? Bir şeyde kullanımında aşırıya gitmeye de biz israf diyeceğiz. İsraf Kur'an'da israf ve tebriz olarak takribi 23 yerde isim ve fiil haline gidiyor. Bende mi dikkat? Hacı arkadaki, bendesin değil mi? Kaç kere geçiyor Kur'an'da israf? 23 kez. İsim ve fiil halinde israf ve tebriz olarak geçiyor. Bir şöyle örnekleyelim. Mesela sünnette midemizin kullanımı beyan ediliyor değil mi? Efendimiz Aleyhisselam beyan etmiş. Ne diyor? 1/3 yemek, kalan 1/3 su, kalan 1/3 hava. Biz nasıl kullanıyoruz? 1/3 yemek, 1/3 yemek, 1/3 yemek. 1/3 yemek. Yani biz böyle genzimize kadar yemek kullanıyoruz. Doğru mu? Bu ne yapmış olduk abi biz? Biz yemeği israf etmiş oluyoruz. Ama yemekten daha çok, daha önemli bir şey var israf ettiğimiz. Ne vatan abi? Midemizi israf etmiş oluyoruz. Doğru mu? Hani böyle bizde civan mertlik nazarıyla bir israf hali vardır. Sofrada oturur. Ya babacan kirvem, senin için sofrayı döşettim. Şunu bir sünnetle hele der ya. Şu 7 tabak sünnetletiyor adama. Yani gırtlağına kadar adam buradan kuru fasulye taşıyor, daha sünnetle ele şunu falan diyor böyle. Demek ki burada ne var? Yemekten önce midemizi israf etmiş oluyoruz. Yemeğin geri dönüşüm ihtimali var ama midende bir problem olduğunda geri dönüşüm ihtimali maalesef olmayabilir. Eğer bir gün alışverişe çıksan, bir sürü yemek alsan ama o yemeği asla kullanmasan, bu da tebriz oluyor. Bugünlük yine israf diyelim buna da. Çünkü israf bu arada birçok haramı ve birçok günahı da içinde barındıran bir kelimedir. Şimdi birkaç bir şey daha herkesin aklında olan sorular. Acaba lüks bir arabaya binmek israf mıdır? Markalı bir tişört giyinmek acaba israf mıdır? Şimdi Kur'an evde kaç tane ayakkabın olacağına dair bir beyanı var mıdır abi? Var mıdır? Salih Baba var mı? Kur'an şunu demiş mi? 7 tane ayakkabıyı geçemezsin demiş mi? Dememiş değil mi? Peki 100 TL'lik tişörtten fazla kullanamazsın demiş mi? Bunu da demiş. Demek ki Kur'an israf ve iktisat noktasındaki birçok mihengi bizim vicdanımıza bırakmıştır. Bir iş adamı veyahut illa iş adamı olmasına gerek yok, amacına uygun kullandıktan sonra herhangi birisi lüks bir arabaya binse, markalı bir kıyafet giyinse, bu ona israf mıdır? Hayır, değildir. Peki o adam ne olursa olsun, isterse en yüksek makamdaki birisi olsun, maddi durumu olmadığı halde gitse borca harca girip faiz ile en lüks arabayı alsa israf mıdır? Evet, israftır. Ve dikkat edin, israfa girilen yerlerde genellikle faiz vesaire birçok haramı da birbirinde barındırmıştır. Ama maalesef biraz şekilciliğin hakim olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu yüzden bizim için bir insanın değeri harcadığı para kadar adamlığı vardır gibi bir değeri oluyor. Böyle olunca bir insan harca parasını bitirdiği vakit harcayacak neyi kalıyor Mehmet? Maalesef şahsiyeti kalıyor. Bu da işin çok üzücü bir kısmı. Şimdi ben Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri önce size maddi iktisat kısmını anlatacağım abi. Ardından manevi kısmını anlatacağım. Bunu bir beraber kıyaslayacağız abiler. Bugün lütfen dikkatinizi güzelce vermenizi rica ediyorum. Kaideme ve düsturu hayatıma muhalif bir surette bir talebem 2,5 okkaya yakın bir balı bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Başrolde kim var Ömer? Üstad Hazretleri var. Birisi gelmiş 2,5 okka balı üstada hediye vermeye çalışmış. Bir okka yaklaşık 1283 gram. Oradan hesaplayın. Kaç okka balı hediye vermek istiyor abi? 2,5 okka balı üstada hediye vermek istiyor. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. Üstadın kaidesi ne? Hediyeleri kabul etmiyor. Bil mecburiye yanımdaki 3 kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da, aynı bizim bulunduğumuz aylar, o baldan iktisat ile 30-40
gün 3 adam yesin ve getiren de sevap kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek alınız dedim. Üstad Ramazan'ı düşürüyor. Yanında kaç kişi var? 3 kişi var. Kaç okkabal hediye geliyor? 2,5. Bir okkabal da üstadda var. Bir okkabal da benim vardı. Toplam 3,5 okkabal var. Kaç kişiler toplamda? Üstadla 4 kişiler. Peki ne kadar süre yemeği düşünüyorlar? 30-40 gün yemeği düşünüyorlar. O 3 arkadaşım gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdi. Yani normalde iktisadı bilen insanlar. Demek ki şeytan direkt israf et diye bu adamları aldatabilir mi? Aldatamaz çünkü iktisadı bilen adamlar. Fakat her ne ise birbirine ikram etmek. Neyi ikram ediyorlar? 2,5 okka balığı. Ye kardeşim, ye babacığım, senden kıymetliyim, burnundan fışkırsın değil mi? Masada öyleyiz değil mi? Ye kardeşim, senden kıymetli mi? Birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak. Kardeş, masalar senin köpeğin olsun, ye çık buradan değil mi abi? Biz öyle yapıyoruz yani genellikle. Ne yapıyoruz? 3 kişiyiz. Masa kaç kişilik? 20 kişilik. Doğru mu? Yapmıyor muyuz? Olmazsa olmazımız ne? Güncülü pideye soy isim yazdırmazsan o sofra olmaz. Mutlaka. Değil mi abi? Ondan sonra garsona da vereceğiz. 10 lirayla telefonu aynı anda kirvelerimle bir resmimi çekele diye. Öyle değil mi? Sonrası klasik zaten. Mutlaka paylaşacaksın. Namını yazarak, masada kimleri ağırladın yazarak. Çok önemli bir cümle bak. O üç arkadaşım gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdi. Fakat her neyse birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette. Yani çok güzel hasletlerle aslında. Ye sen ye, ben yemeyeyim, lütfen sen ye gibilerinden ulvi bir haslet ile iktisadı unuttular. Ne yaptılar mideyi? İsraf ettiler. Biz genellikle buradaki dışarı kardeşlerimizle dışarı çok çıkıyoruz. İnanın 5 kişiysek her zaman 3 porsiyon yemek söyleriz. 10 kişiysek 6-7 porsiyon yemek söyleriz. Zaten Çukurova çocuğuyuz. Mezeleri şuyu buyu doyuyor muyuz abi? Sen nerelisin abi? Besneli misin? Tava, besni tava. Bir besni tavayı kaç kişi doyar? Bir gün 5 kişilik dener misin 3 kişilik yapıp? Ama bismillah çekmeyi unutma. Sonda çekince doyurmuyor. Tamam mı acaba? 3 gecede 2,5 okkabalı bitirdiler. Kaç gün yiyeceklerdi Berker? 30-40 gün. Kaç gecede bitmiş? 3 gecede 2,5 okkabalı bitiriyorlar. Ne ile? Kardeşim lütfen ye. Senden değerli mi? Lütfen ye diye. Ben gülerek dedim sizi 30-40 gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz 30 günü 3'e indirdiniz. Afiyet olsun dedim. Fakat ben kendi o bir okkabalımı iktisat ile sarf ettim. Amacına uygun kullanıyor. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem lillahi lhamd o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık verdim. Haşiye büyük tatlı kaşığı iledir. Verip mühim sevaba medar oldu. Şimdi Üstad Hazretleri'nin hayatına baktığımızda önce bir maddi iktisat kısmını bir iyi deşmemiz lazım. Üstad 27 yıl sürgün ve hapislerde geçirmiş bir insandır. Hapis zamanlarında özellikle Afyon hapislerinde soğuğun o dehşetli olduğu şehirde Üstad Hazretleri'ne günlük bir kase çorba veriyorlar Ahmet abi. Üçte birini yiyor çoğu gün. Bir kase çorbanın. Biz geçenlerde kardeşlerle Barla'ya gittik. İzlemişsinizdir videoyu belki. Barla'da Üstad'ın yattığı bir tane döşek var abi. Bir sedirin üzerinde bir döşek. Üstad Hazretleri'nin bir tane de yırtık yorganı var Hüseyin abi. Ne oluyor biliyor musun? Ta zamanında merhum Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Mecmuası çıkarıyor. Üstad maddi imkansızlıktan Büyük Doğu Mecmuası'nın çıkamayacağını duyuyor ve talebelerine diyor ki yırtık yorganımı satınız ve merhum Necip Fazıl'a gönderiniz, Büyük Doğu kapanmasın diyor. İktisadı görüyor musun? Ne kadar güzel bir iktisat. Üstad Hazretleri'nin Risale-i Nur'da çok yerde yazıyor yani. Çoğu zaman bir tavuğu ve bir adet civcivi var. O tavuk ona yumurta veriyor. Günlük yumurta ihtiyacını öyle karşılıyor. Ne zaman ki tavuğum yumurtayı kesti, civcivim büyüdü, yumurta vermeye aynı gün devam etti diyor. Biz Risale-i Nur'da çoğu yerde üstadın hayatının tamamını okuduğumuzdan ne yedi, ne içti, ne giydi, zaman zaman hayalhanemdeki bütün ahvalimizi paylaşım yapıyoruz. Belki dışarıdan bakınca biraz egolu, kibirli gözükebiliyordur. Allah affetsin ama üstad şeffafmış. Biz de onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu bizim bir kaidemiz. Ne yaptık, ne ettik, nasıl gidiyor? Şeffaflık bize o noktada makul ve güzel geliyor. Üstad Hazretleri için uyku saatini duyunca biraz şaşıracaksınız. Öncelikle fıtri uyku. Hacım, hoş geldin Antep'ten. Bir ismini alabilir miyim? Evet, kaç saat uyuyorsun? 7-8. Fıtri uyku kaç saat? 6 saat mi? 5 saat fıtri uyku. Sence Bediüzzaman ne kadar uyuyor? 2 saat 3 saat uyumuş. Maşallah. Baktığında Efendimizin gece hayatına bakın. Kıyamülleyn diye geçiyor. Geceyi böldüğü bir zaman var. Üstad o kadar az uyuyarak gecesini ihya ediyor. Bir şiir var Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, bilir misiniz? Ey Dide! Dide? Göz. Nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Kevkeplerin, yıldızların et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti aleme,
şu bütün dünyaya, bak heyeti aleme, şu hikmetleri seyret. Seyredince ne olacak? Bul sanini, sanatkarını, ol ona hayran gecelerde. İyi de neden sürekli gece diyor acaba? Bak ikinci kıtada cevabı var. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Gündüz, telefon faturası, o aradı, bu aradı. Benzin alacağım, elektrik faturası, Ayşe'ye gittin mi, Fatma'ya gittin mi? Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Seni Allah'tan uzaklaştıracak bir halete sürükleyip gaflet ediyor mu Osman? Ediyor. O yüzden gece diyor. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Kov gafleti, kov gafleti. Dildardan, kalbin esas sahibinden utan geceler. Bir sormak lazım, 40 gün üst üste teheccüdde geceyi bölerek Allah'tan bir şey istedik de verdi mi vermedi mi acaba? Ondan önce 40 gün biz o geceyi böldük mü acaba? Yoksa Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde, kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde, bak heyeti aleme şu hikmetleri seyret, bul sanini ol ona mihman, ol ona hayran gecelerde, çün gündüz olursun nice ayar ile gafil, kov gafleti, dildardan utan gecelerde diyor. Biz o geceleri horul horul geçiriyorsak vay bizim halimize. Niye? En büyük nimet neydi Ferdi? Hayattı. Sen geceni, hayatını ihya ederek değil, horlayarak geçiriyorsan vay senin haline, vay benim halime. Mecmuatül Ahsap diye bir kitap var. Duyan var mı? Mecmuatül Ahsap. Dergahlarda da çok okutulur. Bir dua kitabıdır. Tam 2000 sayfadır. 2000 sayfa Mecmuatül Ahsap. Duymuş muydunuz? Üstad Hazretleri 15 günde bir hatmediyor. 2000 sayfalık kitap 15 günde bir hatmediyor. Soralım mı şimdi bugün hayatımızı nasıl kullanıyoruz? Niye? İktisat ne demekti? Amacına uygun kullanmak. Ben dedim ki bizim en çok israf ettiğimiz şey hayatımız. Bırak 2000 sayfalık duayı 15 günde bir yapmayı. Günlük dua eden kaç kişi desek acaba nasıl cevap alacağız? Biraz üzülür müyüz acaba cevaplara? Şimdi size şöyle bir şey demiştim. Üstad Hazretleri'nin önce maddi, daha sonra da manevi iktisadını anlatacağım demiştim. Lütfen çok iyi dinleyin. Bugün ders çok önemli. İsraf ve iktisat kelimelerini çok yanlış kullanıyoruz. Neden? Hayatını israf etmişsin, akan suya takılıyorsun. Sofradaki kuru ekmeğe takılıyorsun. Hayatın israf olduktan sonra o suyun, o kuru ekmeğin ne önemi var soruyorum ben sana. Üstadın meşrep ve mesleğini tamamen anladıktan sonra, az önce bahsettim, biraz anlatmaya çalıştım, yaşantısını sundum size. Onu tamamen anladıktan sonra artık onun yüksek iktisatçılığını böyle yemek içmek gibi basit şeylerle mukayese etmeyi çok görüyorum diyor. Onu tanıdın mı? Evet tanıdım. Tanıdıktan sonra üstadı yeme içme uykuyla mukayese edebilir misin diyor. Edemez. Zira bu büyük insan yüksek iktisatçılığını manevi sahalarda tatbik etmek ve maddi olmayan ölçülerle ölçülmek lazım geliyor. Nasıl? Şöyle. Mesela üstad bu yüksek iktisatçılık kudretini, cümle çok önemli, cümle çok önemli, ver dikkati abi. Sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil, biraz sonra kıyaslayacağım şeyin yanında yemeği, içmeyi, giymeyi nasıl gördü? Basit gördü. Böyle basit şeylerle değil, bilakis fikir, zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerret kıymetlerin, soyut kıymetlerin israf ve heder edilmemesi ile ölçen bir dahidir. Hayat dururken, zihin dururken, nefis dururken, nefes dururken o su boşa aksa buradan mı tatmin olacaksın? Üstad bir gün çamaşır asıyor Vatan abi. Talebesinin biri yardıma geliyor. Üstadım bırak ben asayım derken üstad bırakıyor, oturmuş cevşen okuyor. Talebesi böyle elinde. Şaşırıyor yani, daha çamaşırı yeni almış, oturmuş cevşen okuyor. Üstadım burada da mı diyor. Keçeli bildiğin gibi değil, çok ihtiyacım var. Şimdi bir hesaplayın, hayatımızı güzel iktisat ediyor muyuz? Günlük işinize, dosyalarınıza, evraklarınıza kaç saat ayırıyorsunuz? Kur'an'ın manasını kaç saat vakit ayırarak anlamaya çalışıyorsunuz? Biz de çocuk suyu dökse israf deriz değil mi abi? Ekmek kırıntı kalsa israf deriz. Tamam onlar israf değil mi? Evet onlar da israf. Peki senin boşa giden hayatın bunların yanında nasıl olacak? Hayatını israf etmişsin nasıl olacak? Bir adam hayat gibi bir nimeti israf ettikten sonra su boşa aktı, ekmek kırıntısı kaldılarla esefleniyorsa İnanın böyle eseflenmenin göklerde hiçbir kıymeti yoktur. Senin ömrün gitmiş, senin hayatın gitmiş. Bir müminin şu oyunun kuruluş amacı Cenab-ı Allah'la kurbiyet hasıl etmesi ve yakınlaşması iken sen bunlardan uzak kalıp hayatını israf ediyorsan, hayatını israf ediyorsan o su boşa aksın ne olacak? Ben anlamadım ki. Hayat olmadan gözün önemi var mıydı? Yoktu. Hayatını israf ettikten sonra suyun önemi var mı? Yok. Peki hayatını iktisatlı kullandıktan sonra suyun önemi var mı? Var. Demek sırasını karıştırmışız biz. Ömrü telef ettikten sonra su israf olsa ne olur? Biz bir şeyi çok israf ediyoruz. Nedir biliyor musun Fatih Ünal? İsraf kelimesini israf ediyoruz.
Biz bu israf kelimesini yanlış kullana kullana etrafımızdaki çocuklarımız da bunu görüyor ve sadece suyu israf etmemekle ahirette kurtulacağı kanaatine varıyor, biliyor musun Melih Baba? Biz aldanıyoruz. Biz günlük bir anketi okudum. 170 kez telefonu elimize alıyoruz abi. Vardı mı eğer herkeste cep telefonu? Tam 170 kez cep telefonunu elimize alıyoruz günlük ve 170 kezi 1 dakika desek kaç dakika yapıyor? 170 dakika. Hadi 180 dakika diyelim mi? Az önce hoca bir de eklemişti ya, biz de ekleyelim. 180 dakika diyelim, bölelim 60'a, kaç saat eder? 3 saat. Bak, hayalhanemde iş yapan kardeşlerime sesleniyorum. Çay molası verildiğinde abilerinizin ve kardeşlerinizin yanına gidin. Deyin ki, az önce buradaki adam size bir şey anlattı. 3 saat telefonda harcıyormuşsunuz. Var mısın günde 1 saatini de Kur'an'ı anlamaya harcamaya? Deyin, alacağınız cevapları görün. Deneyelim mi çıkışta? Günlük 1 saatinizi harcayabilecek misiniz acaba? Kur'an'ı anlamaktan önce namazı konuşalım mı bir de? Sonuçlar üzücü olur maalesef. Bizler hayatımızı israf ediyoruz telefonun karşısında. Bakın, gamer diye bir olay var. Oyuncu arkadaşlar var, bizim burada da var. Aralıksız Ömer Baba 35 saat bilgisayar başında. 35 saat Hüseyin abi, öyle bir çalışan elemanın var mı? 35 saat, 45 saat, 50 saat. Aralıksız gözünü kırpmadan oturan arkadaşlar var. 50 saat Fatih abi. Bu çocuk hayatını israf ediyor mu, etmiyor mu? Artık birinci bilgisayar tatmin etmiyor, ikinci bilgisayar geliyor. Buraya kaç tane abimiz geliyor? Benim oğlum asosyal oldu, bilgisayarın karşısında ölmek üzere, lütfen yardım edin diye. Çocuk yüzümüze bakıp konuşmuyor ki yardımcı olalım. Çocuğun hayatı tamamen bilgisayar ekranı. Günlük midesine bir tavuk döner söylüyor, bir cips alıyor, bir de kolayla hayatını geçimini bu şekilde sağlıyor. Arkadaşları zaten sosyal medyadan edindiği ya da oyundan edindiği adamlar. 50 saat. Peki bu gençlere bizim örnek olmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? İhtiyar abilerim, sizlere söylüyorum. Fıkıha göre 40'tan sonrası ihtiyar sayılır yani. 15-40 yaş arası genç sayılır. Bizler bu arkadaşlara örnek oluyor muyuz? Ben ihtiyar abilerime bakıyorum. Ya bir tane kahvedeler, ya Allah onlara mal mülk vermiş. Ay şu mal mülk elimden gitmesin diye tapar tapar dururlar. Ama gençlere hiç örnek olmazlar. Ama bize Eyüp el-Ensari'yi anlatıyorsunuz. 90 yaşında İstanbul'da değil mi merhum Eyüp el-Ensari? 90 yaşına kadar ayakta durmuş. Siz niye durmuyorsunuz? Yani ömrünüz bu kadar mı? Sürekli kahvelerde, lokallerde, sağda solda otur, televizyondan ne izliyorsan onu otur konuş tartış, otur konuş tartış, otur konuş tartış. Sen o çocuğa neden örnek olmuyorsun? Ondan sonra diyorsun ki gençlerde ümit yok. E sende var mı? Sen örnek ol ki o çocuk da öyle gitsin. Eğri ağacın doğru gölgesi olur mu abi? Ben soruyorum yani. Burada abilerimize çok iş düşüyor. Çoğu abimizle konuşuyorum. Abi nasılsın? Vallahi emekli olacağım. Bir tane bahçem var. O bahçeme gideceğim. Köyde, yaylada, şurada, burada. Size İmam Gazali'nin bir cümlesini söyleyeyim mi abi? Allah razı olmadığı ihtiyarı yaşlılığında toprakla uğraştırır diyor. Buna ne diyeceksin? Ha? Buna ne diyeceksin yani? Bu kadar bizim yapmamız, biz Müslümanız ya, bizde sorumluluk var. Bu kadar yapman gereken şey var. Bu kadar genç kardeşimizin imanında sorun var, yanıyor. Bu kadar ulaşmamız gereken yer var. Yemen bizden yardım bekliyor. Myanmar, Arakan, birçok yer, Suriye bizden yardım bekliyor. Sen o çiftliğinde oturacaksın. Ne o? Cennet bahçesi mi? O çiftlik cennet bahçesi mi yani? Fe ayne tashabun? Nereye bu gidiş? Ha? Nereye? Böyle mi gideceğiz? Böyle mi öleceğiz yani? Hayatını israf ettikten sonra bir kuru ekmeğe mi takılıyorsun gerçekten? Şu suyu fazla akıtmaya mı takılıyorsun? Öyle kabiliyetler görüyorum ki inanın hayret edersiniz. Ve haftalık mutlaka birkaç tane görüyorum Hüseyin abi. O arkadaşlardan bir ikisi konsantre olsa Kur'an'a, sünnete, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a konsantre olsa ve şurada otursa inanın benden 10 kat, 50 kat, 100 kat daha verimli olur burada. Ve bu adamların sayısı çok Mehmet abi. Çok görüyorum böyle genç arkadaş. Ama nerede bu genç arkadaş? Sürekli zihni dünyada, sanki Allah onun rızkını vermemiş gibi sürekli dünyada yoğunlaştıktan sonra kalbine öyle bir dünya sevgisi giriyor ki o saatten sonra o arkadaşa anlatamıyoruz. Bu kalbindeki dünya sevgisi için yaratılmadın sen. Senin esas gayen hayatını iktisat etmek, hayatını israf etmemektir. Ama o kadar seviyor ki dünyayı, o kadar seve seve yanaşıyor ki dünyayı. Akrima İbrahim suresinden bir ayet geliyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحُبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Onlar seve seve dünyayı ahirete tercih ettiler diyor. Nasıl tercih ediyorlar? Seve seve tercih ettikten sonra maalesef o arkadaşlara İslam geleneğini anlatamıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın mücadelesini anlatamıyorsun. Bakın abi, bizler kendimizce hayatımızı acaba iktisatla amacına uygun kullanabilir miyiz diye bir şey yapmaya çalıştık. Merkezi bir şey. İnanın bana, burada bir şey anlatmak, kitap yazmak, video çekmek bu işlerin en kolay işi. Ama merkezi bir halde bu kadar barların, pavyonların haramın olduğu bir yerde durup gençler oraya gitmesin de çayını burada içsin diye her gün açık olabilmek inanın çok 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 zor bir olay. Ama dışarıdan gelince insanın kafası o kadar dünyada ki İslam geleneğini, Osmanlı'da bu iş nasılmış, hayratlar, vakıflar nasıl işlemiş, Efendimiz Aleyhisselam zamanında ne kadar fetih,
ruhu ile nerelere mücadele edilmiş? Dünyada olan bir akıl, dünyada olan bir kalp bunların hepsini unutuyor. Bir kardeş geliyor, böyle bakıyor, vay be diyor. Ne güzel yapmışsınız diyor, değil mi abi? Dışarıdan öyle gözüküyor değil mi? Bir adam sürekli çay içen olursa burada, çayı dağıtan ne çektiğini anlayamaz. Geliyor böyle, efsane. Sağ olasın birader, ne iş yapıyorsun? Tam tuniciyim işte, öbür aya dükkanı açıyorum işte. Kaça açıyorsun? 500-600 milyara açıyorum. 30 metrekare yer mi? Evet, 30 metrekare yer. 30 metrekare yeri 500-600 bin lira tek başına açıyorsun. Milyon tane insan burayı takip ediyor. 3 yıldır fiilen, 7 yıldır dua ile bir projeyi daha bitirememişiz. Buna mı şaşırıyorsun? Ben 6 yılda bir inşaat mı bitireceğim? 6 yılda burayı bitirsem biz nasıl dünyanın bütün herkesin gönlüne ulaşacağız? 30 yıl daha yaşasam 30'a 6'ya böl 5 tane inşaat yapıp ölüp gidelim mi yani? Böyle mi olacak? İslam'ı bu kadar mı dar görüyorsun gerçekten? Başka bir arkadaş geliyor böyle bir bakıyor. Kardeş ya buyur babacığım. Burası çok güzel de. İsraf olmamış mı? Şurada bir cümle var abiler. Bediüzzaman Hazretleri'nin cümlesi. Çok iyi dinler misiniz? İsim neydi? Şahin. Dinleriz değil mi baba? İsrafta hayır olmadığı gibi. İsrafta hayır var mı? Yok. Hayırda da israf yoktur diyor. Hayırda israf var mı? Yok. Bir iş hayır işi ise onda Sabri abi israf yoktur. Ama senin tebessümün Allah için değilse onda israf vardır. Anlıyor musun? İsraf ne? Allah ile bağlantısız kullandığın her şey aşırı olur mu olmaz mı acaba? Bunu söyleyen filan kesbiri belki aylık 10 binlerce parası evine giren bir adam. Sen ne yapıyorsun 10 binleri? Her gün Yemen'e, Myanmar'a, Suriye'ye mi gönderiyorsun? Dergah mı açıyorsun? Tekke mi açıyorsun? Yani sen kendi hayatındaki iktisadı niye değerlendirmiyorsun? Allah ile ilişkisi olmayan bir tebessüm bile israf sayılabilirken sen önce kendi hayatındaki iktisat ve israf anlayışını iyice bir dengeliyor musun? Neden insanlar böyle? Neden bu kadar basit oluyor? Bir Müslümanlıkla ilgili uğraşan bir yeri görelim. İki tane de laf çakalım. İsraf değil mi? İktisadı değil diye rahatlayalım. Madem o kadar gerçekten İslam'ın mukadderatını düşünüyorsun, toplumun, medeniyetin, gençlerin huzurunu düşünüyorsun. Şurada tefeci var abi. Ve eminim milyon dolarları da vardır heriflerin. Şurada kadın satanlar var. Şurada hap satıyorlar. Gerçekten satıyorlar. Bilmiyor musunuz kaç yüz tane içkili mekan var? Neden oradan başlamıyorsun da neden bir Müslüman kardeşinden başlamayı tercih ediyorsun? Ben anlamıyorum. Hayat İktisat ile kullanılmadıktan sonra insanlar buralara mı takılacak? Neden kendi iç dünyamızdan, kendi ferdi yaşantımızdan acaba başlayamıyoruz? Ben size biraz dertlerimizi anlatmak için bahsedeceğim. Bir duaya giriştik, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları da paylaşıyoruz, görüyorsunuz bir şekilde. İnanın halıların ve duvarların güzelliği kadar kolay olmuyor bu işin altyapısı Mehmet abi. İnan bana. 3 yıldır fiilen şurayı yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız esnada bir tane müteahhit, bir tane mimar da yok yanımızda. Çünkü bilirsiniz bu yolda insanlar şevkle başlar. Daha sonra füze yükseğe çıktıkça böyle altları gider ya modülleri. Öyle terk ede devam ederler. Neden? Çünkü bir ayrımda Cenab-ı Allah bir imtihana tabi tutar. Burada bir fedakarlık yapman gerekli. Benim yolum mu fedakarlık yaparsın yoksa dünya için mi? İnsanlar can genelde bu ayrımda dünyayı seçebiliyor. Olaya başlarken 10 tane inşaattan anlayan kişi vardı. Olayı ortasına geldiğimizde bir inşaattan en iyi anlayan ben kaldım. Düşün yani. Müteahhit değilim, bir şey değilim. Bir matematik öğretmeniyim. En iyi inşaattan anlayan adam ben kaldım. Ve yol boyu maalesef esnaf abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimizin üzülerek söylüyorum büyük bir kısmı o kadar yalan ile ve haram ile iş yapıyorlar ki bizler de bunlara denk geldik. Gelirken merdivenden yürüdünüz değil mi Hüseyin abi? O merdivenlerin hikayesini bilir misin Hüseyin abi? Biz o merdivenleri yani size ahvali anlatmak için söylüyorum. Bir bilelim abi nasıl gidiyor bu işler. O merdivenleri zamanında filankes bir firmayla anlaştık. Bir farkeci firma. Biz buradan yumurta alsak faturalı sözleşmeli aldığımızdan dolayı hamdolsun bir rahatlık oluyor bizim için. Gittik 3 tak 7-7-7 21 binden anlaşmamızı yaptık. Şöyle mi böyle mi? Birinci taksit iş başlarken eyvallah. İkinci taksit işin ortasında eyvallah. Üçüncü taksit ne zaman? İş bittikten sonra. Birinci taksiti verdik mi verdik? İkinci taksiti verdik mi verdik? Ara ki adam yok. Abi neredesin geleceğim? Neredesin geleceğim? Neredesin? Vallahi gel. Neredesin? Evladımın önünü öpeyim geleceğim. 20 kez adamın mekanına gittik malı çekmemiş. O merdivenler var ya kardeşim. Merdiven bastığınız. O merdivenlerin hikayesini anlatıyor. Şu an başka biri yaptı o adam. Yok. 20 kez gittik Hüseyin abi bak 20 kez. En son Allah razı olsun İki tane kardeşimiz o merdivenciyle konuşmaya gitti. Bak 20. gidişimiz Ahmet abi. Diyorlar ki kardeş bak biz sözleşmemiz var işimizi yap diyorlar. Bir de biz Mehmet abi bu işleri yaptırırken hayır işi diye söylemiyor. Söyledin mi daha çok tokatlanıyor. Gidip yani ticaret bildiğin ticaret al gülüm ver gülüm yapar mısın yapar. 20. gidişimizde oradaki bir adam orada bulunan adamın orada bulunan birisi halimize acımış. Bizim konuşmanın 5 dakikasını ses kaydı çekmiş bana göndermiş Ahmet abi. O ses kaydını dinletmemi ister misiniz abi? Hazır mı ses kaydı? Sorumlu olduğumuz insanlar var bizim. Biz herkesin var. Benim de varsa var. Hallet o zaman bizim için. Benim de vardı. Yani benim de var. Sen ben sana 7 bin lira aldım diye başım göğe mi erdi?
Senin 7000 liranı yemek için mi burada bekliyorum ben? Ne için yapmıyorsun işini o zaman? Bize mantıklı bir açıklama söyle abi. Ben senin işini yapamıyorum. Abi mantıklı açıklama söyle. Yapamıyorsan niye o zaman bizden 7'yi gene aldın? O zaman paramızı vereceksin. Tamam vereceğim. Ver bugün ver abi, biz başka bir işe başlayacağız ya. Varsa ana parasını olup da vermeyeni. Bak iki tane çocuğum var, çocuklarımın ölü yüzünü göreyim. Parası olup da... Çocuklarla bir dakika kardeşim. Çocuklarla alakası yok. Nasıl anlatayım sana? Parası olup vermeyin. Ya güne gidin o zaman bizim paramızı ya. Kardeşim ben senin paranı yedin deme, vereceğim senin paranı. Şu an para ortada yoksa o parayı yemişsin abi yani. Ya yediysen diyelim. Bu nasıl bir rahatlık nasıl ya? Yani? Bu nasıl bir rahatlık? Parayı al, ikinci taksidi de al. İş var mı yok mu? Ya madem yapmayacaksın niye o zaman ikinci taksitten aldın? İkinci taksiti niye aldın? Tamam yedim paranı yedim. Yedim paranı. He çıktım bar pavyonda yedim, öyle mi demek istiyorsun? Bilmiyorum ben yedim, illa ki borcunu ödemişsindir. Ben bilirim yani o parayı nasıl kullandığını. Ben sana ne güzel de benim işim yapılmadı. Ben onu bilirim ya. Kardeşim ben sana pazartesi günü 7000 liranı vereceğim mi? Vereceğim. Bak abi. En ben büyük küfürü en vermedi. Büyük yemin ettik. Abi o gün de söyledin çarşamba işi öyle yapıyoruz şey dedin yani o zaman. Nasıl demedin çarşamba ya? Çarşamba demedin mi? Çarşamba gereken dedin. Çarşamba işi yapıyorum demedin mi? İşi bitiriyoruz demedin mi? Kardeşim. Ondan sonra işe başlıyoruz demedin mi? Sıkıntılarımız var, yapamıyorum. Bilmiyorum abi. Yapamıyorum. Sıkıntıların beni ilgilendirmez. Ama ben senin paranı 7000 lirasını fazla. Abi ya madem yapamıyorsun. Baba madem yapamıyorsun. Bu adamlar gelip parasını isteyeceği zaman kasanda para etmen lazım değil mi? Yapamıyordum. Orada şüphelenirim ben işte. Orada bir taksidi almışsın. İkinci taksidi niye alıyorsun? Yapamadan işin parasını niye alıyorsun? O gün söyle yapamıyorum de biz niye boşu boşuna 7000 lira daha verdik? Ya kardeşim yapamıyorum diye bir şey yoktu. Abi sen o gün parayı alıp siparişi verseydin şimdi malzeme de gelmişti. Ya 7000 lira sipariş mi olur ya? 14 bin lira, 7 bin lira değil. 14 bin lira zaten. 14 bin lira, 7 bin lira değil. Abi neyse. Neyse değil abi. Biz malzemeyi, paramızı alacağız. Bugün gideceğiz, başkasıyla anlaştık. Ona paramızı vereceğiz. Bizim konuşmamız bu şekilde. Kardeşim. Bizim işi hızlandırmamız lazım. Parası. Hızlandırmak için de para lazım. Parası. O adam paraya ihtiyacı var. Parası olup da vermeyelim bilmem. Ben bilmiyorum abi ya. Bul abi. Pazartesi. Ya nereden bulacağım? Borç al abi. Ne yapayım yani? Benim ilgilendiriyor. Ya kardeşim sen benim kafayı ilgilendiriyor. Sen piyasadan haberim bilmem. Var abi haberim var. Esnafım diyorsun bilmem ne diyorsun. Tamam haberim var abi. Şeyine denk bana rahatım diyorsun. Sen rahatsın. Bu mu rahatlık yani abi? Seni bekliyoruz kaç aydır. Bu mu rahatlık? Ben de sizi bekledim kardeşim. Neyini bekledin abi? Ya, paramızı tamam. Vermişiz. Bir daha paramızı vermişiz. Neyi bekledin? Tamam. Nasıl bir bahane bu? Abicim ben sana pazartesiden önce para bilmiyorum abi. Yok. Öyle bir şey olmaz. Ben niye kestim abi? Biz niye keser? Biz vatandaş mıyız ya? Bilmiyorum. Biz işimizi istiyoruz. Bilmiyorum. Tavrın öyle de. Tavrın öyle değil. Biz işimizi istiyoruz ha. Biz strese giriyoruz her gün. Tamam da kardeşim ben de seni bizim sorumluluğumuz binlerce insan. Yapamıyorsan paramızı ver gidelim. Tamam vereceğim ya. Tamam ver şimdi ver. Yapamadan ya. İşi. Bu adam gelip parasını istemeyecek ya, mi? Ya sana diyorum ki hadi siz versin. Allah Allah. Biz mi rahatız? İşimiz yapılmamış. Biz mi rahatız ya? İyi sen bana ver o zaman para. O da onu... Bu inanın okyanusta damla. Ufacık bir olay. Yani şunu anlatmak istedim sadece. Şeytan bu işlerle, koşturanlarla gerçekten her sahada çok uğraşıyor. Güzel bir şeyler sunmaya çalışıyoruz ama mutfak her zaman yemek kadar güzel ve lezzetli çıkmıyor. Bir arkadaşla bu şekilde anlaşıyoruz. Daha sonra işin devamını esnaf varsa tahmin eder. İşte veriyorsun avukata sözleşmeni şunu bunu. Bir bakıyorsun hanımı boşamış şirketi üstüne. Değil mi abi? Klasik. Her zamanki hikayeler. Bir bakıyorsun bir şey yok falan fıstık. Şirket adı kurumsal. Kurumsal yeri arıyorsun. Meğer o şirket onun değilmiş falanlar, fıstıklar, neler neler bu şekilde uğraşıp duruyoruz. Size biraz ahvali anlatmak istedim. Yani ben kendi hayatımı, buradaki arkadaşlar hayatını iktisat ile amacına uygun kullanmaya çalışılıyor. Ama oturduğunuz yerde gördüğünüz kadar lezzetli ve kolay olmuyor. Konuşmalar kadar kolay olmuyor. Filankes bir tane ustayla anlaşıyoruz. İşin kabalası. Filankes bir usta, 37,5'a malzemesiz kabala anlaşıyoruz. İşin %80'i bitiyor. Mehmet abi siz ne iş yapıyorsunuz? Emekli, ticaretten anlar mısın? 37,5'luk bir iş düşünsen Mehmet abi. İyi o işin ekstrası da çıksın. İşte burada herhangi bir tamirat işi düşün. Malzemesiz. 37,5'a ne kadar ekstra çıkabilir abi? 5000. Maksimum 5. Hadi 10 de. 6 de. Bir şey. 100.000 çıkardı bize. 37,5 artı 100. Adın çıktınız. Tam işin %80'inde bize 100.000 lira ekstra var diyor. Filankes bir arkadaş. İşin kalan %20'sini yeni bir usta ekibine devredeceksin. İnşaatta %20'lik denen bir olay var. Alan işi tamam alıyor. 47,5 o adamla sıfırdan kalan %20 işi anlaşıyoruz. Işık alıyoruz abi, ışık. Şu gördüğünüz ışıklar var ya, ışıklar. Bunlar niye önemli biliyor musun abi? Bak bu salonu bu kadar özen göstermişiz. Birkaç yüz arkadaş geliyor. İnternetten milyon adam izliyor bizi. Ve şu ışık olmadan da şu kamera bu çekimi güzel yapamıyor. İstanbul'dan bir yerden ışık alıyoruz. Bir geldi paslı kırık dökük ışık. Aradık dedik ki
ya zaten açıklamaya da gerek yok. Bizim 15 gün içinde iade hakkımız var. Işığı gönderdik, ışık da yok, para da yok ortada. Allah'tan dediğim gibi sözleşmesi, faturası var da avukata da diyorum ki bu arkadaşın niyeti güzel olmadığından işin en sonu hani icra micra şu neyse öyle yap ki bizden başka başkasının canını yakmasın bu adam. Teras 10. tadilatı yapıyoruz terasta. Biliyor musunuz abi? Teras su akıta akıta 10. kırmalı dökmeli tadilatı yapıyoruz. Niye? Çünkü başta birçok söz verenler bizim biliyorsunuz. Yani bura benim gözümde çok gariban geliyor. Niye biliyor musun abi? Biri bir şeyi terk edeceği zaman ilk burayı terk ediyor. İlk burayı feda ediyor. Başta bu işleri ben yaparım, mesuliyeti ben alırım diyenlerin birçoğu başta durması gereken yerde durmuyor. Ondan sonra da teras 10 kez kırmalı dökmeli tadilatla su akıtıyor. Niye? Bak ortada kolon yok. Niye abi? Biz çelik tadilat projesiyle tavanı çelik yaptık. Burada kolon olmasın, rahat otursun arkadaşlar diye. Çünkü kolon olsa onu göreceksin, onu göremeyeceksin. E burası çelik, burası beton. Gelen arkadaş deletasyonunu yapmamış çelikle betonun. Tam dedik ki eyvah deletasyon yapılmadı. Bari ne yapalım? Şapın arasına membran dökelim. Membran böyle araba tekeri gibi bir şey. Bohçalama yapıyorsun ki aşağı su gelmesin diye. Dedik 6 santim şap, membran 6 santim daha şap dökeriz dedik. O gün de başında durması gereken arkadaş başında durmuyor. 13 santim şapı döküyorlar. Aa tavan öyle kaldı. İnşaatı çözmüş müyüm? Su basman, parke, elektrik tesisat, hoparlör, ışık. Şimdi sadece ben bunlardan şikayetçi değilim bu arada. Elhamdülillah. Ben bunlarla meşgul olmasam dünyada başka bir şeyle meşgul olacağım. Ben çok memnunum. Yani eğer samimi sonlandırabilirsek maçı, imanlı bitirebilirsek Allah buralardan da inşallah razı olurum der. Ben çok memnunum. Ben sadece bir şeyin ahvalini anlatmaya çalışıyorum. Birçok arkadaşlar, bir tek hayalhanem yok ya abi dünyada yani. Hayalhanem farz da değil sadece hayalhanem. Dışarıda muhtelif şehirlerde birçok iş yapmaya çalışan tonlarca arkadaş var. Biz eski geleneklerimize, eski ruhumuza dönüp hayatımızı amacına göre kullanıp iktisat etmek zorundayız. Osmanlı döneminde birçok imaratlar yapılmış. Dikkatler burada mı? Hacım bana biraz daha müsaade et olur mu? İktisadı israfı güzel anlatmam lazım bugün. Osmanlı zamanında birçok imaratlar yapılmış. Osmanlı zamanında kurulan vakıflar bugün hala günümüze kadar gelen vakıflar var Osmanlı'dan günümüze. Ve Osmanlı dönemi yapılan camilere bakın. Onda bile o kadar hassas ve ince düşünmüşler ki Sabri abi camilerin altlarına alışveriş merkezi dedim de yani o dönem için ne denir ona? Dükkan koymuşlar. Camilerin altına o camiler, o dükkanları kiralasın, geçimini o şekilde yapsın diye. Şimdi ben namaza gittiğimde görüyorum Allah razı olsun imam abilerimiz. Yani oranın bir ihtiyacı var ve o ihtiyacı bir dillendirmeye ihtiyacında bulunuyorlar ve zorlanıyorlar insanlardan bir şey talep ederken de. Ben onların halini anlıyorum. Allah bin kez yardımcılar olsun inşallah. Ama ta o geleneklerimiz gibi olsaydı nasıl olurdu abi? Çok güzel olurdu. Ta yani biz özümüze dönsek, asıl gelenek kültürümüzü vakıf olsak, İslam geleneğinin nasıl bugünlere geldiğini anlasak ne deriz biliyor musun abi? Burası ne ya? Burayla İslam mı kalkınır deriz ya? Burası ufak ya. Her yere birçok farklı farklı illa burası da değil muhtelif İslam'ı neşredecek işler yapmamız şart deriz. Ama biz Osmanlı ruhunu aramadan önce Osmanlı'daki ruha kendimiz sahip olmak zorundayız. İstanbul'da Vefa semti var değil mi? Bilir misin adı nereden geliyor? Hüseyin abi. Vefa semtini. Bilir misin abi? Şiirlerde geçiyor ya ah vefası falan. Oradan gelmiyor. Ebul Vefa Hazretleri var abi. Oradan geliyor. Ta Fatih Sultan Mehmet zamanında Ebul Vefa Hazretleri diye bir zat var abi. Merhum cennet mekan Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş. Bildin mi? Demiş ki Ebul Vefa Hazretlerini de ziyarete gitmek bize şart oldu. Günlük bir kıyafet giyer. Ebul Vefa Hazretlerinin kapısına gelir. Kapıyı çalar. İçeriden Ebul Vefa Hazretlerinin dergahından bir genç kapıyı açar. Koca hünkârı kapıda görür. Hayret eder. İstanbul'un surlarını kırıp içine girmiş. Koca hünkâr Ebul Vefa'nın bir tahta kapısının önünde içeri girmeden bekler. Koşar şehine. Ebul Vefa böyle böyle. Koca hünkâr, koca Hakan kapının önündedir. Seni görmek istiyor. Gelmesin der. Çocuk utanır, kızalır, bozalır ama emir edebin önündedir abi. Çocuk onu söyleyecek mi? Gider boynu bükük, hünkârım affet, Ebul Vefa seni alamayacak. Koca Sultan boynu bükük, İstanbul'un surlarını kırıp geçmiş ama bir tahta kapıdan giremez. Kapıyı açan çocuk içeri gider, Ebul Vefa Hazretlerine nedir bunun hikmeti bakışlarıyla bakar bakar durur. Evlat der, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunda öyle derin yerler var ki kapıdan alsam içeri girse lezzetinden bir daha o saltanata gitmezdi, ülkeyi yönetmezdi. De. Merhum Necip Fazıl, o da Arvasi'yi görmeye gider. Gittiğinde de bu olay aklına gelir. Ve bir şiir yazar. Fatih Sultan Mehmet'le Ebul Vefa Hazretlerinin olayını düşünüp bir şiir yazar Hüseyin abi. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez.
varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne, topyekün. Aklı yere salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalık boğazlarda yön arayan bir gemi. Usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe sarılmadan geçilmez diye. Efkarlanır şiir yazar merhum Necip Fazıl. Şimdi biz eski geleneklerimizdeki o muhteşem derinliğe bakalım. Şimdi dünyanın balını yiyen insanlara bakalım. Kan emici sistemler. Niye? Bizler hayatımızı israf edip eski o güzellikleri, eski merhameti, eski adaleti ihya edemiyoruz diye. 12 milyonluk nüfusu olan Yahudiler. Öyle olmuyor mu? Dünyayı kim yönetiyor deseler ne denir? Benim Yahudiler kadar kızdığım bir şey daha var. O da Yahudi zihniyeti ve maalesef Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizde de o zihniyeti kısım kısım görüyorum. Dışarıda düşmandan taarruz bekliyor. Evde televizyonunu izleyerek imanını kaybediyor. Bir bakıyor hadisler yalan, onlar şöyle bunlar böyle deyip oradan taklaya geliyor. 12 milyonluk nüfuslar var Yahudiler ve gitgide de azalıyorlar. Niye? Çünkü onlarda din aynı zamanda ırk ve millet gibi yani. O anneden doğmadıktan sonra Yahudi olamıyorsun. O yüzden 12 milyon gitgide azalarak devam ediyor. Bunların patronları Londralarda, işte nerelerde, Parislerde, Amsterdamlarda, Amerikalılarda yaşıyor. Bazı söylenenlere göre iki tane aile, herhalde FED diye bir de bankalarım var, ne var ne zıkkımsa bir şeyleri var herhalde. Amerika'nın bile bu iki tane aileye borçlu olduğu söyleniyor. Şimdi baktığın zaman ilaç sanayi kimin elinde? Bunların. Doğru mu? Doğru. Para kimin elinde? Bunların. Sermaye kimin elinde? Bunların elinde. Birilerinin İslam adına planları olabilir ve elhamdülillah Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Planların üstünde planı vardır. Doğru mu Ömer? Doğru. Peki biraz öz eleştiriye girelim mi? Biz hayatımızı iktisatlı kullanmadığımızdan, eski ruhu unuttuğumuzdan dolayı bu kanemici sistemler başa geçmiş olabilir mi? Bence olabilir. Bütün sistemler adamın ellerindeyken biz hayatımızı israf edip biz üretmezsek nasıl olacak bu iş? Şimdi mesela genel ahkamda baktığında sokağa in, Coca-Cola boykot edilir. Doğru mu? Edilsin de kötü bir şey, güzel bir şey değil ki, boykot et. Eyvallah, Coca-Cola'yı boykot et de eczaneden aldığın ilaçları kim yapıyor? Ayşe teyze mi yapıyor? Kimin? O sermaye kimde? Hangi lobilerde? Hastaneye gideniniz var değil mi? Gidiyorsunuz. Röntgen çektiriyor musunuz? Çektiriyorsunuz. O makinalara baksanıza, Made in ne yazıyor orada? Türk malı mı? Kimin elinde o makinalar? Coca-Cola'yı boykot ettiğin kadar biraz vizyonunu genişletip onları da boykot etsen şunu dersin. Ben sağ solla çekişmeyi bırakmalı ve üreten bir adam olmak zorundayım dersin. Biz bunu demiyoruz. Kolayımıza geçiyor. Televizyonu aç, karşısında çekiş, dur. Neden acaba böyle bir öz eleştiriye giremiyoruz? Biz Müslümanız Sabri abi. Biz mesulüz. Hem de dünyada ne kadar insan görüyorsanız bunların hepsinden mesulüz. Vizyonumuzu geliştirmek zorundayız. Birbirimizle çekişmeyi bırakmak zorundayız. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini ihya etmek zorundayız. Kıyamet kopsa elindeki fidanı dikmeye devam et. Ne demek bu? Bir fidan bul ek mi? Hayır, bunun manası var, bir de batını var. Ne diyor batınında? Üretken bir şekilde elindeki işle uğraş diyor. Soruyorum size, vatana, millete, ümmete hayırlı olarak uğraştığınız bir iş var mıdır? Yoksa sadece günlük işte ömrünüzü tüketiyorsunuz. O ömür israf mı değil mi? O ömür israf mı değil mi? O ömür israf olduktan sonra su aksa ne, ekmek kırıntısı kalsa ne? Asıl israf nerede, oturuyor mu? Biz hayatımızı israf ediyoruz, hayatımızı. Ben Ocak ayında Avrupa'ya gittim, Viyana'ya gittim. Viyana'da ne gördüm biliyor musun Vedat? Bir tane direk var, direkte gazete asılı, poşetin içinde. Şurada da bir tane kutu var. Gazeteyi alıyor ve parasını atıyor içine. Otomatik bir sistem değil ha. Atıyor ve kimse yüklenmiyor yani. Daha rahat konuşayım, çalmıyor kimse yani. Aklıma ne geldi biliyor musun abi? Belki siz bağdaştırırsınız, bağdaştıramazsınız. Tefekkür hali, herkesin tefekkür dünyası farklı. Osmanlı'daki zekat kuyuları geldi aklıma. Gündüzleri kuyuya durumu olanlar atıyor. Geceleri ihtiyacı olanlar kimse görmeden kuyulardan alıyor. İhtiyacı olup alanlar durumu düzelttikten sonra duruma el veriyorsa gelip tekrar koyuyor gündüz vakti. Şimdi ben Viyana'ya gitsem, ki Ramazan'dan sonra bir daha gideceğiz. Orada bir tane adamı yakalasam, desem gel ya sana bir İslam'ı anlatayım. Osmanlı böyleydi, İslam böyleydi, asr-ı saadet böyleydi, anlatsam. Sonra dese ki dediklerini çok güzel anladım. Adaleti anladım, şefkati anladım, merhameti anladım. O koca heybetli bir hükümdarlık neymiş onu anladım. Peki bana bir tane örnek gösterir misin dese, ben o şekilde örnek olan bir İslam medeniyeti örneği şu an kendi dünyamda bulamıyorum maalesef. Neden biliyor musun Ömer? Bizim yüzümüzden, bireysel anlamda, bireysel manada biz kendi hayatımızı israf ettiğimizden dolayı bizden medet bekleyenler o medeti bulamıyor ve bu kanemici sistemlere kalıyor bütün her şey. Dünyanın balını da bunlar yiyor, zalimliği de yine bunlar yapıyor. Viyana deyince aklıma Kanuni geliyor. Kanuni deyince cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han geliyor aklıma. Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatına baktım. 7 yıl at sırtından inmemiş. Cihattan cihada 7 yıl boyunca.
Dedim ki bir adam 7 yıl sürekli cihattaysa başka hiçbir şey yapamıyordur muhtemelen. Neye binaen dedim? Burada bile bir kardeşe ikinci üçten sonra üçüncü işi verdiğimde, kardeş bak insanlar bizden bir şey bekliyor, şu üçüncü işi de yap dediğimde, abi ben bunalıma girdim, üçüncü işi yapamıyorum diyor. Ben de bu dar zihniyetle dedim ki herhalde Yavuz da at sırtında cihattan başka bir iş yapamıyordur dedim ya. Ülke yönetirken ülkeyi güzel yönetemedi diye 11 vezirin kellesini alan bir adamdan bahsediyorum. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han. Dışarıdan baktığında nasıl gözükür? Haşa ya, nasıl bir duruşu var onun öyle? Hiçbir ince ruhu yoktur diye gibi gözükür değil mi abi? Nasıl bir ruhu olduğunu bir şiirinden anladım Hüseyin abi. Bir gün bir Türkmen kızına gönül veriyor Yavuz Sultan Selim Han. Ve verdiği gönül sonucu yazdığı şiire bak. Merdumu dideme bilmem ne füsun etti felek. Gözümün bebeğine bilmem ne büyü yaptı felek diyor. Giryemi kıldı hün, eşkimi füzun etti felek. Gözümü kanla doldurdu, aşkımı arttırdı felek. Şirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan. Şir ne demek? Aslan. Bir gün gece vakti karargahı aslan basıyor. Yavuz Sultan Selim gidiyor. Tabii o zaman belgesel yok, bir şey yok. Ne bilsinler ne olduğunu? Yelesinden tutup vura 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 etkisiz hale getiriyor aslanı. Sabah bir uyanıyorlar ki aslanmış. Şirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Merdumu dideme bilmem ne füzun etti felek. Ciryemi kıldı hün, eşkimi füzun etti felek. Şirler pençeyi kahrımdan olurken lerzan, beni bir gözleri ahuya zebun etti felek. Anladım ki bu incelik, bu hassasiyet çalışkan insanlarda varmış. Ben Yavuz Sultan Selim Han'dan, cennet mekan merhum, bu dersi aldım. Her aldığımda dönüp bizlere mesuliyet düştüğünde uyuşukluğumuzu hatırladım. Ben utandım. Bu beklenti dediğim gibi maalesef herkeste var. Ama bizde hata ne? O beklentiyi sürekli başkalarından bekliyoruz. Ama biz Müslümanız, biz mesulüz, biz üretmek, biz çoğaltmak, dünyada ihtiyacı olanlara biz omuz ve biz el olmak zorundayız. İşin bu kısmını anlamıyoruz. Kendi ülkemizi kıyaslayacak bir ülke aradım. Nüfus olarak en yakın Almanya'yı buldum değil mi? 3-4 milyon oynuyor Almanya'yla. Baktım yüksekokul bizde 2 kat. Üniversite sayısı bizde 2 kat. Doğru mudur abi? Genç nüfus bizde takribi 3 kat Almanya'yla. Peki üretim? Üretim nasıl? Nasıl abi üretim? Hangi araba markasına baksak neden onlarda? Neden biz bu üretimle insanlığa bir şeyler sunmuyoruz? Bugün bir yere kamera taktırın. Bütün kamera markalarının altında Alman çıkıyor. Tüsün diye bir demir çelik fabrikası var. Biz üretimde olmak zorundayız ama nasıl biliyor musun? Meseleleri Allah'tan koparmadan, ya Rab senin rızan için eskilerdeki gibi, İslam'ın geleneğindeki gibi önce etrafıma, ondan sonra aleme omuz olmak için ben bir meselede konsantre olmak zorundayım diye biz üretmek zorundayız. Biz üretmedikten sonra bu işi beceremeyeceğiz. Diyorum, Almanya'da milli gelir 48 bin dolar Hüseyin abi. Bizde milli gelir 21 bin dolar. Bir şeylerin farkına varalım diye anlatıyorum. Fakirlik bizim kaderimiz mi? İslam ümmetlerinin etrafa bir bakın Allah aşkına, Yemen'e, Suriye'ye bakın. Fakirlik bizim kaderimiz mi? Vallahi fakirlik bizim kaderimiz değil. Kim fakirlik bizim kaderimizdir, İslam fakir olacak diyorsa yalan söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam döneminde o nimetler olduğunda en güzeliyle nimetler iktifa edilmiş. Hazreti Osman varlıklıydı. Abdurrahman bin Avf, aşere-i mübeşşereden cennetle müjdeli biri. Hamallıktan tüccarlığa giden bir seyahati var. İmam Ebu Hanife tüccardı. Hazreti Ömer'in yönettiği topraklarda şu an 17 tane ülke var. Bize fakirliği peygamber hayatı olarak anlatanların hayatında o fakirlik yok. En güzel eve onlar binsin, en güzel arabaya onlar binsin, bize sana züht düşsün, takva düşsün. Niye o züht, o takva sana gelmedi mi? Sadece Müslümana mı geldi o züht, o takva? Biz güçlü olup bütün dünyaya omuz olmak zorundayız. Neyle? Hayatını israf etmeyerek. Geçen bir videoda küçücük bir yavrumuz, hayalini soruyorlar. Avrupa'da okumak ve oranın vatandaşı olmak istiyorum dedi. Ben bunu şahsıma, kendime zillet olarak ben alıyorum. Biz gelişmek zorundayız, hayatımızı israf etmemek zorundayız diye ben kendime alıyorum. Çek için gecelerce uykusu kaçan insan, çocuğunun doğum sancısı için hastanede gecelerce uykusu kaçan insan, İslam'ın akıbeti geleceği için yılda 2-3 gece uykusu kaçmıyorsa o hayat israf mıdır değil midir? İktisat ilmine göre bir mala ederinden fazla değer verirseniz israf etmiş olursunuz. Malın konuşabiliyor olması bu gerçeği değiştirmiyor. Hayatımızı israf etmeyip iktisatlı kullanmak zorundayız. Allah rızası için El Yasin, El Fetih, akşam evde. Şimdi de El Fatiha.